Bir Yargıtay ilamı. Davaya bakan makam Kadıköy 2. Ticaret Mahkemesi. Davacı Fatih Çatallar adına avukat Taner Yağcıoğlu. Davalı NASA'ya izah eden Amerika Birleşik Devletleri adına avukat İsmet Tezcan. Fatih Çatallar bir bilim kurgu yazarı. Kendi deyimiyle bilimin spekülatif halinin anlatı biçimini deniyor. 1993'ten bu yana 3 kitap yazmış. Yozlaşan eğilimlerin eziyetleri, dönüşüm ve evrenin kapısı. Olay 3. kitaptan sonra patlak vermiş. 3. kitabım Evrenin Kapısı 1997 Haziran ayında yayınlandı ve aynı yılın 14 Aralık 1997 tarihinde orijin fikri, yani büyük patlamaların sonsuzluk ve süreklilik halinde olduğunun nedenleri ve bunlar kanıtlandı. NASA burada benim orijin fikrimi bir altyazıyla basın toplantısına geçmesi gerekiyordu. Ama bunu yapmadılar ve ben onları uyarmama rağmen bu konuda hiçbir tepkilerini almadım. Sonunda tabii ki bu dava konusu haline dönüştü. Kitaptaki düşüncelerinin 68 Lahey anlaşmasıyla otomatikman korunduğunu düşünüyor Fatih Çatallar. Ancak Ticaret Mahkemesi aynı görüşte olmamalı ki bilirkişiye gerek görmeden yazarın aleyhine karar vermiş. Çatallar, kararı bozan Yargıtay'a müteşekkir. NASA'dan istediğini almaya kararlı. Büyük patlamaların kendi adımla anılma talebim var. Bu çok daha doyurucu olacak tabii ki bizim için. Fatih Bey, uzayın hakimi NASA'yı dize getirebilir mi? Yani Davut'un Goliath'a karşı şansı var mı? İnsanlık şu anda çok ilkel durumda. Dolayısıyla benim için NASA'nın da teknolojik anlamda ya da insanlık adına ileride olduğunu söyleyemeyiz. Mümkün değil. Bugün o kurum en yakın gezegene gidememiş bir kurum. Ülkemizde bilim kurgu yazarı yetişmemesinden şikayetçi Fatih Bey, uzayda yaşam olduğunun ciddiye alınmamasından. Ancak önce NASA ile olan meselesini halletmek istiyor. Türkiye'nin bilim kurgu terbiyesi sırada.